Tekrar merhabalar. 10 dakika moladan sonra tekrar kaldığımız yerden ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk ders tabii birinci dereceden denklemlerle uğraştık. Ve birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerle uğraştık. Tabii ilerleyeceğiz arkadaşlar, konumuz çok. Onun için arkadaşlar şimdi de mutlak değerle devam ediyoruz. Evet, mutlak değeri vereceğiz. Özelliklerini vereceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden soru çözümüyle devam edeceğiz tabii haliyle. Evet arkadaşlar, mutlak değer. Şimdi mutlak değerde ne diyoruz arkadaşlar? Bir hatırlayalım tanımını ve temel özelliklerini. Şimdi x'in mutlak değeri, x reel sayı olmak üzere gençler, x eleman r olmak üzere. X'in mutlak değeri ne yapıyoruz? Bu şekilde çift çizgiyle gösteriyoruz. Evet, bunu okurken de x'in mutlağı diye okuyoruz. X'in mutlağı arkadaşlar neydi? Mutlağın içindeki şeye bakıyoruz. Kim var? X var. Eğer bu pozitifse, sıfırdan büyükse dışarı ne oluyordu? Aynen çıkıyor. X oluyor. Eğer mutlağın içindeki bu eksi bir şeyse, sıfırdan küçükse, o zaman dışarı alırken ne yapıyorduk? Önüne bir tane eksi koyuyoruz gençler. Eksi x oluyor. Ve sıfırın mutlak değeri de sıfıra eşit oluyor. Elbette arkadaşlar. Bir sayının mutlak değeri gençler geometrik olarak onun o sayının orijine olan uzaklığı demektir arkadaşlar. Uzaklık eksi olmaz. Onun için mutlak değer de nedir? Pozitif bir sayıdır. En az, en küçük değeri de sıfırdır tabii ki arkadaşlar. Böyle de yorumlayabiliriz elbette. Şimdi mesela birkaç tane sayısal örnekle başlayalım arkadaşlar. Örneğin ben size -2'nin mutlak değerini sorarsam arkadaşlar, bakın ne oluyor? Mutlağın içinde kim var? -2 var. Bu eksi bir sayı. Önüne bir eksi de ben koyacağım. -2 diyeceğiz. Yani sonuç ne oluyor? +2'dir diyoruz gençler. Evet, 3'ün mutlağı ise arkadaşlar ne oluyor? 3 pozitif bir sayı. Dışarı aynen alıyoruz. Evet, onun için yanıta ne? 3'dür diyoruz arkadaşlar. Evet, hakkı bakacağız. Bugün bitirmeye çalışacağız tabi. İlerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Peki, 2 eksi kök 3'ün mutlağını sorarsam arkadaşlar. 2 eksi kök 3 nasıl bir sayı diye bakacaksınız. Pozitif mi, negatif mi? Mutlağın içindeki şeyin eksi mi, artı mı olduğunu bulmanız lazım arkadaşlar. 2 kök 3 nedir? Kök 3 1.7 gibi bir sayıdır. Yaklaşık olarak, kabaca. 2'den 1.7 çıkıyor. Yani sonuç pozitiftir. O zaman bu dışarı ne olur? Aynen çıkar. Sonuç 2 eksi kök 3'tür diyoruz arkadaşlar. Ama kök 3 eksi kök 5'in mutlağı nedir dersem arkadaşlar size? Kök 3 kök 5'ten daha küçük. Bunun sonucu eksidir. Onun için bu eksi bir sayı olduğu için dışarı alırken bir tane eksi de ben koyacağım. Eksi kök 3 eksi 5'tir diyeceğiz. Eksi de dağıtınca bunun sonucu nedir? Eksi kök 3 artı kök 5'tir diyeceğiz sonuca gençler. Evet arkadaşlar, demek ki mutlağın içindeki şeye bakıyoruz. Eksi ise bir önüne eksi de siz koyuyorsunuz. Değilse aynen çıkartıyoruz. Kısaca diyoruz ve ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi değişik soru tipleri çözeceğiz tabii arkadaşlar. Özelliklerini verdikten sonra yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şimdi x sıfırdan küçük olmak üzere. X nasıl bir sayıymış? Sıfırdan küçükmüş. Eksi bir sayı gençler. Evet, buna göre x'in mutlağı artı eksi x'in mutlağı eksi eksi 2 x'in mutlağı. Bunun sonucu, bunun eşiti nedir diye soruyoruz arkadaşlar. Evet. Cevap x'li de olabilir. Bir sayı da çıkabilir tabii ki gençler. Evet. Bakalım beraber çözelim ilk örneğimizi. Şimdi burada mutlağın içine baktım. Kim var? X var. X neydi? Eksi bir sayı. O zaman bunu dışarı alırken bir eksi de ben koyacağım önüne. Yani bunun sonucu eksi x'tir arkadaşlar. Eksi x negatif değildir. Dikkat edin. X'in kendisi eksi olduğu için eksi x pozitif bir sayıdır. Yani mutlağın dışına pozitif olarak çıktı. Dikkat edin gençler. Peki ikinciye baktım. Kim var? Eksi x var. Eksi x nasıl bir sayıdır?
X'in kendisi eksi. O zaman eksi x pozitif bir sayı. Dışarı aynen alacağız. Yani buradan eksi x gelecek arkadaşlar. Devam ettik. Burada kim var? Eksi 2x var. Eksi 2x de nedir? Pozitif bir sayıdır. Dışarı aynen alacağız. Mutlağı kaldıracağım yani. Eksi 2x oluyor. Evet, işte bunun sonucu budur gençler. Yani buradan eksi 2x oluyor. Buradan da artı 2x geliyor. Ve cevap nedir? Cevap sıfırdır diyoruz bu soruda gençler. Evet, bu ifadenin eşiti sıfırdır arkadaşlar. İlerliyoruz tabii arkadaşlar. Devam edeceğiz. X küçük y, küçük 0, küçük z arkadaşlar. Buna göre x eksi y'nin mutlağı artı z eksi y'nin mutlağı artı x'in eksi x'in artı y'nin eksi x eksi z'nin mutlağının sonucunu soruyoruz arkadaşlar. Evet, beraber çözelim gene. Biraz sonra da yavaş yavaş sizlerden isteyeceğim. Ben çözdükten sonra öncelikle ben çözeceğim. Sonra yavaş yavaş topu size atıyoruz gençler, biliyorsunuz. Evet, x eksi y arkadaşlar nasıl bir sayıdır? Bakın, x y'den küçük bir sayı. Bu da x'i, bu da x'i. X'ten y çıkmış. Küçükten büyük çıkmış. Bu eksi bir sayıdır. O zaman dışarı alırken eksi x eksi y. Önüne bir tane eksi koydum gençler. Devam ettik. Z eksi y. Z pozitiftir ve z y'den büyük bir sayıdır. Z eksi y pozitiftir. Dışarı aynen çıkar. Pozitif olduğu için. Direkt mutlağı kaldırdım. X'imiz neydi arkadaşlar? Sıfırdan küçüktü. O zaman bu ne oldu? Eksi x diye dışarı çıktı arkadaşlar. Ve y'imiz neydi? Sıfırdan küçük. Bu dışarı ne oldu? Eksi olduğu için bir tane eksi de ben koydum. Pozitif yapmak için. Eksi y diye dışarı çıktı. Ve x eksi z nasıl bir sayı? X z'den küçük. Küçükten büyük çıkmış. Bu eksi bir sayıdır. Onun için ne olacak? Bir eksi de ben koyacağım. Bu artı olacak. X eksi z olacak. Bir eksi ben koydum. Burada da eksi olduğu için arası artı oldu. Dikkat edersiniz. Bu sorularda arkadaşlar eksiler artılar çok önemli. Genelde orada hata yapıyorsunuz ve soru kaçabiliyor. Zor değil ama dikkatli olmanız lazım. Sonuç budur. Yani düzenlersem arkadaşlar eksi x artı y artı z eksi y artı x eksi y artı x eksi z'dir arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Artı y ile eksi y'yi bir götürelim mi? Eksi x ile buradaki artı x'i bir götürelim mi? Evet, buradaki z ile buradaki eksi z'yi de bir götürelim mi? Kim kaldı? Bu ve bu kaldı. O halde yanıta x eksi y diyeceğiz. Evet, demek ki bu ifadenin sonucu, evet güzel Hakkı, x eksi y'dir diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi dikkatli olacağız. Eksi artıya dikkat ederseniz, mutlağın içindeki eksimi artımı ona dikkat edersiniz ve işlemleri de doğru yaparsanız sorun olmaz. Evet, yoksa yanlış olabiliyor arkadaşlar. İlerliyorum tabii ki. Başka arkadaşlar. Evet, gene örnekler çözeceğim. Birkaç özellik vereceğim. Arkasından gene örneklerle devam edeceğim tabii. Şimdi özellikleri demişiz arkadaşlar. Özellikleri neler bir bakalım. Şimdi ABC ne? ABC ve X gene reel sayı arkadaşlar. Birinci özellikte ne diyoruz? X'in mutlak değeri büyük eşittir 0. Yani bir şeyin mutlak değeri 0'dan büyüktür. En az 0 olabilir diyoruz gençler. Bir şeyin mutlak değeri pozitiftir. En küçük değeri de 0'dır. İşte burada onu söyledik arkadaşlar. Bir şeyin mutlak değeri eksi olmaz. Dikkat edin. İlerledik. İkinci madde. Kök içinde x kare demek dışarı ne olur? X diye çıkmaz arkadaşlar. Dikkat edin. Kök içinde x kare mutlak x'tir arkadaşlar. Evet. Küp kök içinde x küp. Nedir? X'tir bunun sonucu. Mutlak x değil. Buna x diyeceğiz. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Kökün derecesi. Buradaki sayı kaç? 2.
Çiftse mutlak, tekse burada olduğu gibi ney? X diye dışarı çıkartıyoruz arkadaşlar. Doğru, karekökte de bunlar elbette veriliyor.